Bu konuyla ilgili yapılan araştırmada Bandırma 2'nin oğlu Detipi cezaevi yetkilileri bize verdiği bilgilere bakılırsa kendi bize verdikleri bilgiler şu yönde. İmek açık cezaevinden bize gelmekte ve öyle gelmektedir. O açıdan biz de bunu size vermek zorundayız şeklinde bir beyanları bulunmakta. Biz bütün bu bilgileri bir arada değerlendirdiğimizde özellikle Adalet Bakanlığı'ndan, Türkiye kamuoyundan ve yetkililerden şunu talep ediyoruz. Türkiye halkı bir bütün olarak Müslüman olan bir ülkedir. Kaldı ki Müslüman bir ülke olmasa bile bütün evrensel hukuk normları, sözleşmeler, Türkiye'deki iç hukuk düzenlemeleri ve uygulamaları değerlendirildiğinde bireylerin özellikle ibadetlerini özgürce yerine getirebilme imkanlarının tanınması yönünde bir düzenleme olduğu görülmektedir. Bu açıdan cezaevi yetkilileri hem yasalara aykırı davranmakta, hem verdikleri cevabın bir mantığı, hukuki mantığı yok. Hayatın doğal akış açısından da değerlendirildiğinde bir mantığı yok. Kaldı ki cezaevi şartları, cezaevlerinde buzdolaplarının olmayışı ya da yeterli sayıda buzdolaplarının olmayışı da değerlendirildiğinde bunun bir an önce bu uygulamanın ortadan kaldırılması ve mağduriyetin giderilmesi gerektiği görüşündeyiz. Tabii bu sorunun çözümü Adalet Bakanlığı'nın atacağı adıma bağlıdır. Adalet Bakanlığı Ramazan ayının başlangıcında, yani Ramazan ayı gelmeden bütün cezaevlerini bu konuda gerekli tedbirlerin alınması yönünde bir genelge göndermesi gerekmektedir. Ki göndermesi de gerekiyor. Bazı cezaevlerine ulaştığı yönünde de elimizde duyum var. Çünkü bu önemli bir konu. Tutuklu ve hükümlülerin kendi inançları doğrultusunda ve yine yasa çerçevesinde özgürce ibadetlerini yerine getirebilmeleri yönünde bütün yetkililerin Adalet Bakanlığı dahil cezaevi ve ilgili savcılığın bu konuda gerekli tedbirleri alması gerekmektedir. Kanaatimce ya bu yazı ulaşmamıştır ya da art niyet olarak ve özellikle de lokal olduğu yönünde de belirtiler var. Bu yönde bir uygulamaya gidilmiş. Yetkililerden isteğimiz, talebimiz bir an önce gerekli yasal düzenlemenin ve adımın atılarak bu mağduriyetin giderilmesidir yönündedir.